Yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben daha önce bir yeni bir videoyla sizlerleyim bugün gene. Bugün Aralık ayında izlediklerim videosunu yapıyorum. Bunu böyle bir seriye dönüştürmüştüm geçen ay, biliyorsunuz. İlk olarak hemencecik videoya gireceğim çünkü yoksa çok konuşuyorum. İlk olarak izlediğim dizi Aralık ayında Scam. Bu bir Norveç dizisi. Başrollerinde Josephine Frida Petersen ve Iman Meskini var. Bunların tam olarak başrol değiller. Çünkü her sezon başka birinin gözünden anlatıyor. Başka bir karakterin gözünden izliyoruz hikayeyi. Liseli gençlerin hayatlarını konu alan bir dizi. Scam kesinlikle bu ay izlediğim en güzel diziydi. Bu ay en çok sevdiğim şeydi. Yani 2016'da olan en güzel şey falandı Scam. Gerçekten şaka yapmıyorum. Yani bu diziyi biliyor olabilirsiniz çünkü son zamanlarda bayağı bir patlak verdi. Hani bayağı herkes izlemeye başladı. Ben bizim okulda, açıkçası eski okulumda, herkese yaydım bu diziyi. Herkese yaydım. Herkes izlemeli Scam diye herkese söyledim ve şu an herkes Scam izliyor. Dünya artık daha güzel bir yer. Burada Zeynep Nil bana bu diziyi önermişti. Zeynep Nil'le kanka oldunuz. Bir gün Zeynep Nil'le video yapacağım arkadaşlar. Bu bir plan olacak, evet. Ardından ikinci izlediğim dizi Eyewitness. Bu arada bu dizilerin ikisini de bitirdim. Scam'in yeni bölümleri seneye gelecek, 2017'de. Ardından ikinci izlediğim dizi Eyewitness. Başrolleri James Paxton ve Tyler Young. Bu iki ponçik insan bu dizinin başrolü. Dizinin konusu iki tane gay çocuğumuzun, erkek çiftimizin üçlü bir cinayete tanık olması ve bundan sonraki hayatları. Eyewitness de o demek zaten, hani tanık vesaire. Ben bu diziyi bir günde bitirdim arkadaşlar. Zaten bir sezonu var ve 10 bölüm yeni çıktı. Ekim'de başladı sanırım. Yani neden olmasın? Crime, cinayet seviyorsanız, LGBT seviyorsanız, Shameless izleyip Ian ve Mickey'yi şipliyorsanız bu dizi sizin için arkadaşlar. İzlemek zorundasınız çünkü çok güzel. Ardından Westworld. Gözümü düzeltiyorum. Gözlüğüm yansıyordu, o yüzden takmıyorum. O yüzden böyle olacak. Westworld yeni bir dizi. Babamla izlemeye başlamıştık. İlk bölümünü izledik. Anthony Hopkins falan oynuyor ve Anthony Hopkins beni korkutuyor biraz. Ama Batı dünyası temalı, yani böyle hani cowboy filmi temalı bir park var, eğlence parkı var ve burada şu an Türkçesini bilmiyorum ama robot insanlar var ama insan şeklindeler ve insan anatomisine sahipler. Yani görseniz robot ol demezsiniz, insanlar. Robot gibi şeylerin olduğu bir tema parkı var ve insanlar para ödeyip buraya eğlenceye gidiyor. Kendi hikayelerini oluşturuyorlar. Sanki gerçekten bir kitabın içindeymişsiniz falan gibi mesela. Westworld ilginç bir yapım. Game of Thrones'un yapımcılarından ve MIDB puanı çok yüksek. 9.5 mi ne? Biz bu diziye başladığımız zaman ben biraz hastaydım. O yüzden tam detaylı hatırlamam diziyi. Ama birinci bölüm çok tanıtım gibiydi. O yüzden daha tam hani böyle neler oluyor falan aşina değilim ama izleyin bence. Eğer böyle değişik şeyleri seviyorsanız bence sizin için mükemmel bir dizi olur. Bu arada bu bahsettiğim dizilerden herhangi birini izliyorsanız aşağıya lütfen yorum bırakın. Çünkü size dizi konuşmak çok eğlenceli. Ondan bir sonraki dizi bir K-drama. Evet. The Legend of the Blue Sea yeni çıktı. Lee Min Ho başrolünde. Aşkım Lee Min Ho. Ben Lee Min Ho'yu The Hairs'deyken pek sevmiyordum. Çok böyle ciddi, çok böyle bir insan gibi geliyordu. Ben Kim Woo Bin'ciydim. Yani ben Chua Ying Do'cuydum. Neyse işte adı neyse o çocuğun. Acuydum ve The Hairs'de onunla kızın olmasını istiyordum ama her neyse, The Legend of the Blue Sea bir deniz kızını anlatıyor. Deniz kızının yıllar sonra bacakları karaya çıkıp bacaklarının oluşmasını ve ardından Lee Min Ho'nun oynadığı karakterin ismini unuttum, dolandırıcıyla tanışmasını anlatıyor. Daha ben iki bölümünü mi ne izledim, pek sarmadı daha ama beğendim. Güzel bir dizi. Bence izleyin. Komik ve Lee Min Ho'nun en tatlış yönünü ortaya çıkarmış resmen. Böyle
Bu kadar ponçik bir aktör olamaz arkadaşlar ya. Çok tatlı. Ondan sonra After the Ball diye bir film izledim. After the Ball bir Cinderella'nın yeniden yapımı. Modayla karıştırmışlar böyle Cinderella'yı. Başrollerinde Portia mı diye mi okunuyor bilmiyorum. Double Day diye bir kız var. Ve kız tatlış bir kız. Kızı sevdim. Cinderella hikayesini tekrar anlatımı. Ben bu filmi beğendim. Tatlı bir romantik komedi. Bence izleyin. Şey vardı. She is the Man diye bir film vardı. Böyle kız erkek kılığına girip okula gidiyordu. Bu da onun konseptinde bir de romantik komedi bir de Cinderella birleştirince böyle After the Ball filmi oluyor. Bence hani boş zamanınız varsa izlenebilecek tatlı bir film. Ardından Just Go With It. Bu bayağı eski bir film sanırım. Jennifer Aniston ve Adam Sandler başrollerinde. Ve ben bu filmi üçüncü kere falan izliyorum ve hala aynı aşkla, aynı sevgiyle izliyorum. Çünkü çok komik ve çok tatlı bir film. Şeye benziyor Adam Sandler'ın Blended filmine benziyor. Blended diye bir film yaptı. Son zamanlarda bilmiyorum izlediniz mi? Debbie bir şey kadın adını unuttumla birlikte. Adam Sandler zaten dünyada en sevdiğim komediden o aktör falan. Adam Sandler'ın hiçbir filmini izlemediyseniz çok şey kaçırmışsınız demektir. Büyükler, The Grown Ups izleyin kesinlikle. Adam Sandler'ın komedi anlayışını ben çok seviyorum zaten. Çok yetenekli bir adam olduğunu düşünüyorum. Just Go With It'in konusu da çapkın bir adam, bir plastik cerrah. Bir kızı tavlamak için asistanından eski karısı gibi davranmasını istiyor. Ve işler biraz karışıyor tabii haliyle. Hani ne zaman karışmadı ki? Bu film bunu konu alıyor. Çok yani hem çok komik bir film hem çok romantik bir film. Hem her şey yani bu filmde. Gene dediğim gibi böyle ne bileyim annenizle falan izlenebilecek güzel bir film ya da ne bileyim ailecek falan bir film. How to Lose a Guy in 10 Days. Kızlar gecenizde ya da pijama partisi yaparken izleyebileceğiniz bir film. Kate Hudson ve Matthew McConaughey başrollerde. Matthew kesinlikle hayatın aşkı yani celebrity crush'ım falan. Bu kitabın konusu alışkanlık. Bu filmin konusu da Andy Anderson adlı bir dergi yazarımız var. Ve bu nasıl bir erkeği 10 günde kaybedersiniz adlı bir yazı yazıyor. How to Lose a Guy in 10 Days. Ve bu erkek olarak da Matthew'un karakteri yani Benjamin'i seçiyor. Böyle öylesine gidip seçiyor dışarıdan yani hani öyle seçili değil. Gidip Benjamin'i seçiyor ve ona çıkmaya başlıyor ve onu 10 günde kaybetmeye çalışıyor. Filmin konusu bu ama işler tabii biraz daha karışıyor falan filan böyle. Hem komedi hem romantik komedi o yüzden diyorlar zaten. Evet arkaya alkış sesi koyacağım. Ama bence dediğim gibi kızlar gecesi yapıyorsanız ya da pijama partisi yapıyorsanız bence izlemeniz gereken bir film. Çok çok tavsiye ederim. Bu benim ikinci kere izleyişim. İlki annemleydi ve biz çok beğenmiştik. Ondan sonra Legally Blonde en son izlediğim film. Legally Blonde. Bu film çok eski 2001. Çok eski değil ama ben doğdum. 2001 yapımı bir film. Ve başrolünde Reese Witherspoon var. Bu kızın tatlılığı peki. Pardon. Reese Witherspoon oynuyor ve bu film benim feminizm yanımı çok ortaya çıkartıyor nedense. Niye bilmiyorum. Bu filmin konusu böyle sarışın işte Barbie bebek tipi bir kızın erkek arkadaşı tarafından, erkek arkadaşı Harvard'a giderken erkek arkadaşına diyor ki sen benim için fazla ciddiyetsizsin, fazla eğlencelisin, benim daha ciddi birine ihtiyacım var deyip Harvard hukuka gidiyor yani çocuk. Kız da adama aşık olduğunu söyleyerek herkese Harvard hukuka girmeye çalışıyor. Ciddi biri olduğunu gösterebilmek için ve adamla işte evlenebilmek için vesaire. Bu film her zaman beni hukuk okuma isteğimi daha da arttırıyor ve Harvard hukuka özenmemi sağlıyor. Çünkü çok ne bileyim güzel bir film ve nasıl hani insanlar sadece sarışın diye aptal olmadıklarını ya da sadece aptal diye sarışın olmadıklarını anlatan bir film. Ve kesinlikle kadın gücünü çok güzel anlatıyor böyle hani çok güzel bir film. İkinci filmi de var adını hatırlamıyorum ama
Bence maraton yapılabilecek yani pijama partisine falan güzel bir film hem de komik. Öyle yani. Bir de her zamanki gibi bu ay Supernatural izledim. Supernatural bir bölüm mü iki bölüm mü ne izledim? Çok üzgünüm bu konuda ama Supernatural'a devam ediyorum ve izleyeceğim. O diziyi bitireceğim. 2017'de yapacağım şeylerden biri Supernatural'ı bitirmiş olacak. Umarım. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başlattım videoyu çoktan. Evet, Narince rujunu sürerken kopuyoruz. Kop. Nasıl büyütülüyor? Bir YouTuber'ın gerçekleri. Her şeyim burada. Şurada da koltuğum. Çünkü bugün 2017'nin son günü. Ve ben evet aynı iki videoyu aynı gün çekiyorum. 2017'nin son günü. Pardon, bugün 2016'nın son günü.